Bu Denizli kebabında mesela yağları, genel yağları tahliye oluyor. Sade baklavanın üzeri gibi kızarmış yağ tabakası olur. Ve var ya o yağda zaman zaman doktorların insanlara kuzu etinin kendi yağını yiyin diye söylemler oluyor. Ama bazı gençler kuzu etinin kendi yağından rahatsız oluruz. Olmaz ki efendim, bunlar 6 aylık 7 aylık kuzu bunlar. Ben gençlerin et yemesi proteini yüksek bir ettir. Tercih ederim. Vallahi acayip canım Denizli kebabı çekti. Hüsamettin Usta'ya gidelim mi? Hadi. Bugün nasıl? Güzel. Kolay gelsin Hüsamettin Usta. Şimdi Hüsamettin Usta, bugün seninle yaptığımız bir video vardı hatırlarsan, Herkes Açıkır kanalı için. Doğrudur. Ve çok keyifli bir video olmuştu. Sen hayatını anlatmıştın. Bugün o videoyu izlerken böyle etleri gördüm. Canım senden kebap yemek istedi. Çünkü 50 yılın bir deneyimi var. Öyle değil mi? Doğrudur. 50 yıl deneyimimiz var. Bunun 46 yılı ustalıkla geçmiştir. Ustalıkla geçti. Peki sen kimlere hizmet ettin? Hani Vedat Milor var. Başka kimler var? Efendim burada Vedat Milor var. Mehmet Yaşın var. Tamam mı? Türkiye'nin Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nurcevi. Tamam mı? Ona benzemez çok ünlüler geldi. Efendim Türkola şeyler, sanatçıları geldi. Biliyorsun Yeşilçam'ın yakışıklı aktörü Edison geldi. Evet. Şimdi biz böyle dıştan gelen misafirlerimizi ağırladığımız zaman, onları memnun ettiğimiz zaman bizler daha memnun oluyoruz. Neden? Bizler çünkü Denizli ilinin, Denizli'ye has bir meslek olan Denizli fırın dantır kebabını ne kadar meşhur edersek ilimizin o kadar daha iyi reklama ihtiyacı olduğunu biliyorum. Neden? Bir Pamukkale, bir Ladükya, bir efendim Denizli horozu varsa Denizli'ye ait Denizli kebabı var. Bildiğim kadarıyla 1800 yıllarına kadar. İşte kebapçılık böyle güzel bir meslek. Peki Denizli kebabı hep bu bölgede mi yapılmış? Evet, Denizli kebabı Bayramyarı çevresinde olan, eski Sarayköy Caddesi'nde mevcut olan efendim kebapçılık sektörü böyle devam etmiştir. Bu mekan yeni sayılır. Yani sen yıllardır emek verdin, bir yer vardı. Evet. Şimdi kendi yerindesin. Tabii. Kendi yerinde müşterilerine hizmet ediyorsun. Kebapçı Hüsamettin Usta olarak. Evet. Kebapçı Hüsamettin Usta. Böyle bir adresi tarif etsene. Rahatlıkla şimdi bulsunlar. Biz 48 sene Dörtçeşme'deki olan mevcut kebapçılık sektörünü 32 yılı işletmecilikte geçmiştir. Ve şimdi biz ayrıldık. Benim Hüsamettin Usta Kocabaylar Kebap olarak gerçek asil mesleği temsil eden Hüsamettin Usta olarak şimdi Kaleiçi, Tarihi Çınarı geçtiği zaman soldan 4. dükkan. 4. dükkan. Evet. Rahat rahat da bulursunuz arkadaşlar. Hani dışarıdan da göstereceğim. Şimdi Hüsamettin Usta, senin bir özel bir sunumun var. Evet. Kebabı daha ucuzu yiyebilmeleri için ne yapması lazım? Efendim kebap kilo bazında satılan, porsiyon 250 gramla 300 gram olan, ama ben 300 gram veriyorum. Neden?
müşteri ilave istemesin diye. Yanında içeceklerinle, suyunla, şalgamın içmiş olduğu meşrubatlarla beraber 300 gram verdim 70 liraydı. Şöyle, Denizli kebabında porsiyon olmaz. Evet, porsiyon olmaz. Neden? Bugün bir pastaneye gitsen 4 kişilik bize 4 porsiyon baklava ver diyemezsin. Ama ya 1 kilo alırsın, ya 800 gram alırsın, ya yarım kilo alırsın. Ortada yersin. Çünkü tabii gramajlı bir şey bunlar. Şimdi biz bir köfteci değiliz, bir dönerci değiliz. Biz tandır kebapçı. Çünkü bu kasaptan alınan karkas etler hepsi kemikli. Kemikli pişer, kemikli isteyen müşterilerimize kemikli sunum yaparız. Kemiği istemeyen müşterilerimize sıyırırız ve onu kemiksiz hale tamam getirir müşteriye sunum ederiz. Anladım. Bir tane tek porsiyon nasıl yapılıyor onu gösterir misin? Tabii memnuniyetle. Peki burada kişiler yağlı mı yağsız mı tercihlerini nasıl yapıyorlar? Efendim zaten kuzu etinin kendinden yağı olur. Evet. Mesela şimdi ben size şu etin kendine has yağı vardır. Dahili bir yağdır. Harici bir yağ değil bak. Bunda ne kuyruk var ne başka yağ var. Etin kendi yağına bak. Ben evet. Şimdi size şu şekilde mesela kestik. Bu hangi bölgesi? Bu pirzola ve kaburgası efendim. Tamam. Şimdi şu şekilde mesela kestik. Şu 300 gram. Bak evet. Elimiz dahi terazi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 300 gram. Ve şöyle de kaburgayı tanıtım amacımla da bu da benim ikramım oluyor. Evet. Bir de senin bazen ikram yaptığın ciğer var değil mi? Evet. Ciğer veriyorsun ya da böbrek veriyorsun. Bu da zaten bir parça olduğu için. Şimdi ben bunu doğruyorum, hazırlıyorum. Peki. Seninle daha önce de konuştuk genellikle. Bunu kemikli mi kemiksiz mi dersen sen hangisini tercih edersin? Evet ben kemikli kebabın orijinali bu. Niye çatal verilmemiş senelerden beri kebap bu şekilde pişer, tartılır, müşteri kemiğini çıkarır bunu. Aynen. Orijinali bu çünkü. Çünkü o kemikteki suyu da böyle bir ağzına tabii. Gelsin değil mi? Evet orada lezzet değişiyor zaten. Aynen. Biz burada kemikli sunalım. Evet. İnsanlara şu bunu şekilde, öğretelim. Tabii. Ben o programda da demiştim, müşteri kaybetsem dahi bu Denizli kebabı, Denizli'ye has olduğu için bu mesleğin orijinalini hiçbir zaman bozmadım ve hiçbir zaman da bozmak istemem. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da tanıtım amaçlı sunduğu. Şimdi yanında içeceğiyle birlikte sadece kaç para? 70 lira. Evet, 70 lira efendim. Evet. Şu şekilde pidesini yağlıyoruz. Bu etin kendi yağlarıdır. Harici bir yağ değil. Şimdi şöyle genellikle şöyle bir şey var. Bunu ayıkladığınızda doğal olarak kemik çıkıyor, et az gözüküyor. Öyle mi? Tabii. Şimdi biz bunu kemikle tarttığımız zaman, kemiğini sıyardığımız zaman o et az gözüküyor. Neden? 150 gram, 170 gram kadar. Ama böyle bunu şu şekilde sunum ettiğiniz zaman bu kebabın orijinali. Orijinal olduğu ve böyle yenilmesi gerektiği tabii. İçin zaten çatal bıçak verilmiyor. Tabii tabii bu senelerden beri kebapçılıkta kebap böyle doğrandığı için çatal onun için zaten kullanılmamış. Hem gözleri doyacak bu şekilde kemikli geldiğinde. Müşteri şimdi şu şekilde gördüğü zaman çünkü beyin onu yorumladığı zaman bu bana yeterli. Aynen arkadaşlar bugüne kadar çok kebap çektim. Hüsamettin Usta'nın şöyle bir şey var biz beraber zaman zaman da sohbet ederiz. Gelirim bana tattırır satır kullanması bile kendine özgüdür. Bu satır kimilerine göre önceki programda dediğim gibi demir parçasıdır ama kimilerini işleyen bir makinedir bu. Hüsamettin Usta, Denizli kebabını her gün yer misin? Efendim genelde her gün yerim. Niye? Bunun yağları döküldüğü için kolesterol oranı fazla olmuyor. Böyle yağsız isteyenlere yağsız bölge var mı? Efendim yağsız bölge var. Birkaç tane efendim arka but atıyoruz. Onlar yağsız oluyor. O müşterilerimiz özellikle hiç yağsız istediği için memnuniyetleri açısından öyle yapıyorum. Yoksa genelde efendim arka butları olmaz. Vallahi şimdi birazdan yiyeceğim. Beraber yiyelim mi? Gel burada yiyelim. Tamam. Birer de içecek isteyelim. Olur mu? Olur olur. Tamam beraber yiyelim. Şalgam bana. Çünkü ustam birazdan müşteriler de olacak buraya ve belki de akşama kadar bir şey yemeyecek. Evet doğru. Onun için beraber yiyeceğiz. Ya bir de şu var. Mesela, bir ustayla yemek yemek farklı oluyor onu söyleyeyim. Şimdi bazı müşteriler var mesela
Kişi başı 1 kilo yiyor. Bazı müşteriler var, 750 gram yiyor kişi başı. Kişi başı. Tabii bunlar kebabı seven, mesela misafirleri eti seven müşterilerimiz olduğu zaman bu artık askeri porsiyonu geçiyoruz. Bunun 2 katı, 3 katı yemiş oluyorlar. Hüsamettin Usta'nın bir özelliği daha var. Alabiliriz. Bu arada arkadaşlar, oğlu Fatih. Fatih de bir yüzünü görsünler, güzel yüzünü görsünler. Geleceğin kebapçısı. Yani Hüsamettin Usta fırının başında değilse Fatih'i görebilirsiniz. Onu da belirteyim. Şimdi şalgamla birlikte güzel bir et yiyeceğiz. Ustam, şöyle yiyelim. Ben böyle yağınızı çok seviyorum. Gidiyor değil mi? Tabii. Bu ortaya bu müşterilerin böyle seviyor. Ama tek kişi bile yer. Tabii canım bu. Şu görmüş olduğun kebabı tek kişi yiyen var. 2 kişi yiyen var. 3 kişi yiyen var. Arkadaşlar bir de ustamız kendi servis yapar. Thank you.
Şu da ciğerimiz. Bu da ilk piştiği zaman çok güzel olur. Evet. Şimdi Denizli kebabın yanında klasik olarak nedir? Soğan söğüş, domates söğüş. Tabii şimdi efendim bu yıllardan beri bazı müşteriler kışın soğan yer, bir de kuru biber yer. Kebabın yanında zaten çok değişik ekşi türü, biber türü, turşu türü verdiğin zaman o kebabın eti lezzeti bozulur. Değil mi? Tabii. Çünkü kapatıyor, baskın çıkıyor tabii. Turşu. Mesela eskiden beri yazın yerli domates olur, soğan, biber, maydanoz, yanında fazla bunun yeşillik olmaz. Vallahi eline koluna sağlık tekrar ustam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hüsamettin Usta ile çok keyifli bir kebap yedik. Daha uzun yıllarca senden kebap yiyelim. İnşallah. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Neden? Denizli'yi duyurmak, Denizli kebabını duyurmak. Çünkü Denizli kebap, Denizli'nin tarihiyle ilgili bir şey. Eleman yetişmediği için, ileriki yıllarda işte ben oğlum onun için öğrettim zaten. Çünkü bu Denizli'ye has bir meslek. Bugün bir aşçılık değil, bugün bir dönercilik değil, bugün bir ocakbaşı ızgaracılık değil. Bu tandır ustalığı. Bunda hem kasaplık öğreniyorsun, hem kebapçılık öğreniyorsun. Çünkü bu ayrı bir sanat. Ustam, son olarak sözü sana vereceğim. Ama şurada bir küçük kapanış yapayım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese Denizli'den selamlar. Senin böyle bir özdeyişli bir sözünle kapatalım. Şimdi efendim, her şeyden önce işini inanacaksın, başaracaksın, yorulacaksın ama çok sabırlı olacaksın. Her şeyin başı sağlık, huzur, olduktan sonra sorun yok. Evet.